Şimdi tabii Hamas lideri İsmail Haniye 31 Temmuz'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için gittiği Tahran'da suikaste uğramıştı. Haniye'nin nasıl öldürüldüğü büyük bir soru işareti, hala bir muğlaklık var. İddialardan biri Haniye'nin hayatını kaybettiği devrim muhafızlarına ait konuk evine önceden düzenek yerleştirildiği, bir diğer iddiası dışarıdan bir saldırı düzenlendi. Şimdi biz Haniye nasıl öldürüldü bu dilimde bunu konuşacağız. Bu suikast nasıl düzenlendi bunu tartışacağız. Gün ortasında bir konuğum var. OSINT Türk analisti, analist yardımcısı Kadirhan Öztürk bizimle birlikte stüdyoda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Şimdi ben bu raporunuzu da inceledim detaylı olarak. Gerçekten böyle matematiksel olarak her şey hesaplanmış. Haniye'nin işte kaldığı odanın işte dağ bakış açısı vesaire oralardan başlamış ve çok kapsamlı bir rapor hazırladınız. Bu raporla ilgili kısaca bir bize bir ön bir bilgi verirseniz sonrasında o detaylara geçeceğiz. Tabii ki elbette. Kısaca bahsetmek gerekirse Haniye suikastini açık kaynaklara dayalı verilerle elimizden geldiğince aydınlatmaya çalıştık. Yaptığımız çalışmada elbette ki matematiksel verilere ve analitik önermelere dayandık. Zaten disiplinimizin temel gereksinimi de bu. Raporumuzu 3 temel kısma ayırdık. İlkinde suikastin gerçekleştiği çevreyi, bölgeyi analiz ettik. Nerede ne var? İkinci kısmındaysa sinyal verilerini analiz ettik. Yani burada İran'ın Haniye suikasti ile alakalı aldığı önlemler yeterli mi, ne kadar önem almış, ne yapmış? Bunları ya, önceki verilerle karıştırdık. Verileri, o ortalamalar öncesinde, evet. Sonrasında ben dün gece böyle bir okudum, bayağı bir okudum. Gerçekten çok ilginç, çok ayrıntılı, çok detaylı bir rapor hazırlamışsınız. Sonucunu en sona bırakalım. Tamam, sonucunu en sonda değerlendirerek. Var. Evet, o teoriniz de önemli çünkü. Evet. Çünkü bazı iddialar işte uzun menzilli bir füzeyle mi vuruldu, evet. Yoksa kısa menzilli mi, içeriden mi bir yardım var, onu çok tartışıyoruz ya biz günlerdir, evet. Haftalardır. Siz burada aslında bir anlamda böyle noktayı koyabilecek bir rapor bu. Sonucunu, elbette. Sonucunu soracağım ama ben yönetmen arkadaşım Gizem'den rica edeyim. Bir numaralı grafiğimizi bir versin hemen ekrana ve bunun üzerinden lütfen anlatmaya başlayın. Elbette. İlk bir numaralı görselimiz var burada. Raporumuzun ilk kısmındaki çevre analizini gösteren temel görselimiz burada. Suikastin şimdi, gerçekleştiği nokta burası. Evet. Burası bir yerleşke. Evet. Değil mi? Burası bir yerleşke. Şimdi 3 temel komponent var bu görselde. Birincisi suikastin gerçekleştiği nokta. Haniye o gün o saatte orada kalıyordu. İkincisi bu noktanın bulunduğu konum. Şimdi baktığımızda Tahran şehrinin kuzeyine ait bir uydu görüntüsü bu. Hı hı. Ve yeşil alanla, yeşille taralı bölgede İran devrim muhafızlarının askeri bölgesini görüyoruz. Ve dikkatlice baktığımızda Haniye'nin kaldığı nokta da bu askeri bölgenin içerisinde. Şimdi bir diğer değişkense kuzeybatı yamacında, yani Tahran'ın kuzeyindeki dağların kuzeybatı yamacında İran Dağ Polisi'ne ait bir karakolun olduğunu görüyoruz. Ve son olarak alt tarafta bir yeşil alan var, görüyorsunuz. Bu Tahran'a gidenlerin sıklıkla ziyaret ettiği Sadabad Sarayı. Ben onu alayım versen. Çok daha. Evet. Hem kapatmadan. Evet. Bu kısımda da Sadabad Sarayı yer alıyor. Şimdi suikast böyle bir alanda gerçekleşti. Hı hı. Şimdi bir taraftan İran devrim muhafızları askeri bölgesi burası. Kesinlikle. Bir yerleşke. Evet. Yani bu ne demek? Çok aslında yüksek korunurluklu bir yer olması gerekiyor. Kesinlikle. Böyle bir beklenti var. Bir tarafta da hemen yanı başı sayılır burası da. Evet, zaten İran dağ polisi. Dağ polisi karakolu. Zaten tam bu açıdan çekilmiş bir fotoğraf da ikinci görselde mevcut. Hemen ikinci görsele geçelim isterseniz. Hemen. Evet, hedef alınan bina burada çok net görünüyor. Çok net, açık bir şekilde kuzey yamaçlarından bir görüntü alabildiğimizi görüyoruz. Fotoğrafın çekildiği açıda da yine gösterilen dağ polis merkezini görüyoruz. Bu alan İran Dağ Polisi'ne ait. Biraz önce yanı başı dedim ya, evet. Yani oradaki kuş bakışı o görüntüde. Hı hı. Ya bu fotoğrafta gerçekten yanı başı. Kesinlikle. Yani, burada çıplak çok gözle yakın. Çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet, alanı. Dağ Polisi merkezi çok yakın ve hedef alınan binada burada. Hemen diğer görselimize de bakalım. Şimdi bu görselde artık etrafa baktık, analizimizi yaptık. Nerede ne var? İlk kötü biliyoruz. Hı hı. Şimdi bu görsel
26 Mart 2024 tarihine ait GPS Jam haritası. Şimdi GPS Jam haritası nedir ve siz bu haritada neler görüyorsunuz, bundan kısaca bahsedeyim. Hı hı. Bu haritada uçaklardan gelen verilere dayanarak GPS'lerin bozulmaya uğrayıp uğramadığını biz takip edebiliyoruz açık kaynaklardan. Hı hı. Örneğin Tahran tam burada yer alıyor. Ve 26 Mart tarihinde. Tahran üzerinde bir GPS bozulması mevcut. Bu bize şunu söylüyor. 26 Mart tarihinde, ki bu arada Haniye suikaste uğramadan önce Tahran'a yaptığı son ziyaretin tarihi bu. 26 Mart tarihindeki ziyaretinde Tahran üzerinde bir GPS bozulması mevcut. Yani İranlı askeri yetkililer burada bir önlem almış. Yani şöyle düşünün, bir jammer değil mi? Evet. Protokol gittiği zaman jammer aktive olur ve o bölgedeki GPS'ler, navigasyonlar. Ya Haniye daha önce gittiğinde, hı hı, burada bir önlem alınmış. Kesinlikle. 26 Mart'ta bu var. Şimdi gelelim 31'ine, bir sonraki görsele. Hemen ona da bakalım. Bir sonraki görsele, 4 numaraya. Yemyeşil. Yani bu bize şunu söylüyor. Burada bir önlem yok mu yani? Burada ekstra herhangi bir önlem alınmadığını görüyoruz. 31 Temmuz tarihinde. Yani bunu biz bir zafiyet mi diyoruz? Bir zafiyet olarak kesinlikle değerlendirilebilir. Yani İran 31 Temmuz günü normalde aldığı elektronik harp önlemlerinden yoksun bir aslında sahne kurmuş diyebiliyoruz. Çarpıcı bunu. Bir veri bu. Evet. Çarpıcı burada yemyeşil, yani hiçbir sorun yok. GPS'ler burada şakır şakır çalışır. Hiçbir sorun olmadan çalışabilirler. Peki, o zaman şimdi biz 5 numaralı bir görsele tekrar geçelim yönetmenimden, hı hı, rica edeyim. Şimdi burada da diyor ki 6 Mart 2023 tarihli uydu görüntüsünde de pencere yok diyor. Şimdi pencere detayına geldik. Biraz daha binayı inceleyeceğiz. Binayı inceleyelim. Evet. Bu 6 Mart tarihine ait bir uydu görüntüsü. Of nadiri, yani uydunun bakış açısı bizim için şahane bir görüntü. Neden? Çünkü burada binanın batı cephesinde Haniye'nin kaldığı odada bir pencerenin olmadığını görüyoruz. Bu, hı, bir anomali. Neden? Çünkü bakın, hemen yanındaki odada bir pencere mevcut. Yani batı kısmına bakıyor. Ama Haniye'nin bulunduğu odada batı kısmına bakan bir pencere yok. Bu 6 Mart 2023 tarihli uydu görüntüsünde. Evet. Şimdi bir sonraki Haniye'nin odasında pencere yok. Evet, bir sonraki görüntüye gelelim. Bunu 6 bir numaralı. Anomali olarak değerlendiriyorsunuz. Bir tabii sonraki ki grafiğe bakalım hemen. Şimdi bunu tasdik edecek bir başka görüntü var burada. Bu görüntü 2017 tarihli. Hı hı. Şimdi tabii bu eski bir görüntü görece. Hı hı. Ama biz bunu 2023 tarihli uydu görüntüsüyle tasdik ediyoruz. Ve çok yüksek ihtimalle suikastin gerçekleştiği günde binanın bu batı kısmında herhangi bir pencere yoktu. Bu şu yüzden bir anomali, bakın. Yani binaların inşaatında genelde simetrik ve standart bir inşaat yöntemi uygulanır. Ancak burada nedense batı kısmında bir pencere yok. Ancak kuzey tarafında, şimdi diğer fotoğrafımızda, diğer gösterimizde. Hemen bakalım, diğer görseli de ona geçiyoruz. Yönetmen arkadaşımız göndersin. Bu kuzey yönünden alınmış bir görüntü. Burada dikkatlice bakarsak odanın dağlara bakan yönünde, hı hı, pencerelerin mevcut olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu şu demek, hı, eğer siz Tahran'ın kuzeyindeki dağların eteklerine giderseniz Haniye'nin kaldığı odanın içerisindeki hareketliliği rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet. Ve şöyle düşünelim. Yani peki bu şu demek mi? Yani o oda özellikle seçilmiş olabilir yani. Karşı taraf için bir zemin hazırlanmış demek mi bu? Yani kuzey, eğer yamaçlardan bu odaya bir saldırı düzenlemek istiyorsanız içeriği rahat bir şekilde görebiliyorsunuz demek. Artık yani takdiri güvenlik uzmanlarına bırakıyoruz. Evet, peki. Peki devam edelim o zaman. Bir sonraki grafiğimize de geçelim. 7 numaralı görsel. Şimdi binaya dair daha detaylı analizler yaptığımızda bir düzlem hesabı yaptık. Burada şimdi siz binayı da incelediniz. Hem düzlemini, elbette, beton ağırlığı vesaire de var. Onları, tabii, da göstereceğiz. O da çok enteresan, gerçekten çok, evet, ilginç. Şimdi bu düzlemini mi incelediniz? Evet. Şimdi binaya dair elimizde uydu görüntüleri var. Ve binanın enkazına dair görüntüler var. Şimdi biz bu iki kaynağı kullanarak binanın üzerinde ne kadar beton var, bunu hesapladık. Burada çok kısa bir şekilde izah edeyim ve matematiksel olarak çok daha detaylı bir işlem elbette ki. Burada bir referans noktası belirliyoruz kendimize. Evet. Of nadiri, yani uydunun yaklaşma açısı neredeyse sıfır olan tam bizim ihtiyacımıza uygun bir görselle. Burada 8 metrelik bir referans değeri elde ediyoruz. Diğer görsele geçelim. Hemen gelsin diğer görsel. 9 numara galiba. Evet. Burada da
Şurası değil mi? Tam siz gösterirseniz, evet. Haniye'nin kaldığı oda burası değil mi? Tam köşe mi bu? Aynen binanın öyle. Köşe bina. Şimdi şöyle tekrar izah edeyim. Bu kısım pencerenin olmadığı kısımdı. Hı hı. Yani batı cephesi. Hı hı. Bu kısımsa kuzey cephesi. Yani dağlara bakan kısım. Evet. İçeriği rahat bir şekilde görebileceğinizi belirttiğim kısım. Az önceki referans noktamızla düzleme dair işlemleri, matematiksel hesapları yaptığımızda binanın, özür dilerim, Haniye'nin kaldığı odanın üzerinde aşağı yukarı 10 santim tabii yanılma payımız var. Hı hı. 1 metre kalınlığında bir beton duvar var. Biz bunu tespit ediyoruz. Şimdi buradaki soru işareti şu. Siz Orta Doğu'daki müttefiklerinizden en önemlilerinden birini yalnızca üzeri 1 metre betonla kaplanmış bir odada konaklatıyorsunuz. Yani bu da İran'ın aslında ortaya koyduğu güvenlik zafiyetlerinden bir diğeri. 1 metrelik bir beton rahatlıkla pek çok mühimmat tarafından penetre edilebilir bir seviye olarak söyleyebiliriz. Aslında söylediklerinizden şunu anlıyorum. Yani biz bir şey ortaya koyduk ama bu zafiyet mi yoksa işin içinde başka bir iş mi var? Hı hı. Onu da tabii güvenlik uzmanlarının, evet, takdirine bırakıyorum. Şimdi diyorsun. Biz metotlarımız gereği biz, hı hı, açık kaynaklardan bilgilerimizi topluyoruz. Ve sonunda kıymetlendirip bu şekilde kamuoyuna sunuyoruz. Tabii ki soruşturmanın devamında artık İran yetkililerin bütün bu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Evet, peki devam edelim şimdi. Sanıyorum 10. görsele geldik. Evet, buyurun. 10. görselde artık suikastin gerçekleşmiş olabileceği ihtimalleri değerlendirmeye başlıyoruz. Hı hı. GPS ve sinyal noktasındaki zafiyetlere baktık. Bu neyi anlatıyor bize bu grafik? Bu hemen ayırken anlatayım. Şimdi Haniye'nin kaldığı noktadan, ki şurası, buraya kısa menzilli roketlerle saldırı yapılabilecek noktaları görüyoruz. Şimdi, hı, yeşil ile taranmış bölgeler Haniye'nin kaldığı noktadan görülebilen bölgeler. Yani aynı zamanda bu şu demek. Yeşil alanlardaysanız eğer Haniye'nin kaldığı odayı görebiliyorsunuz. Coğrafya buna izin veriyor. Odayı görebiliyorsunuz. Evet. Haniye'nin kaldığı noktayı görebiliyorsunuz. Yeşille taralı alanlar bunlar. Peki bizim burada işaretlediğimiz kırmızı noktalar neler? Bunlar yeşil alanlar içerisinde kalan yapılar. Hı hı. Burada binalar var. Kimisi kafe, kimisi başka bir amaçlı. Burada yapılar var. Yani o kırmızı noktalarda yapılar var. Evet, yapılar var. Ve bu noktaların her birine bağlı bir patika, bir yol var. Hı hı. Şimdi biz şunu da düşündük. Buraya nasıl gideceksiniz? Ve nasıl döneceksiniz? Bu yani da önemli şu bir detay. Kırmızı, Haniye'nin kaldığı yeri tekrar gösterin bize. Orası. Ve diğer o kırmızıyla işaretlediğiniz, hı hı, yerlerde Haniye'nin kaldığı odayı görebilen yerler. Kesinlikle, evet. Ek olarak burada tekrar şeyi hatırlayalım. İran Dağ Polisi de bu noktada. Şu maviyle gösterilen, evet, yerde değil mi? Dağ bu polisi maviyle de gösterdiğimiz noktada İran Dağ Polisi konuşlanmış vaziyette. Diğer kırmızıyla gösterilen noktalarda Haniye'nin kaldığı odayı görebilen yapılar. Ve iki tane de sarı noktamız var. 1170 metre ve 985 metre mesafede. Burada da coğrafi sebeplerden ötürü göremiyorsunuz. Yani bu kırmızıyla olan işaretlenmiş yerlerden o kısa menzilli evet, bir şey atılmış olabilir. Atılmış olabilir. Şimdi ama hangisinden atılmış olabilir? Farklı sorular sormamız ve filtreleme yapmamız gerekiyor. Şimdi diğer görsele geçelim. Hemen bakalım. 11 numaralı görsel gelsin. Evet. Çok daha kompleks bir görsel var burada. Bu görseldeki yeşil taralı alanlar. Şimdi bir de savunma yapacak taraftan bakalım. Hı hı. Dağ polisi. Evet. Dağ polisinin noktasından görebileceğiniz ve dağ polisinin görebileceği noktalar yeşille taranmış vaziyette. Yani bu noktada durursanız eğer, dağ polisinin olduğu noktada yeşille taralı alanları görebiliyorsunuz. Şimdi bizim bir başka değişkenimiz daha vardı. Hatırlarsanız başlangıçta İran devrim muhafızlarının askeri bölgesinden bahsetmiştik. Evet. Özür diliyorum. Mor ile taralı alan ise askeri bölgede kalan kısımları gösteriyor burada. Hı hı. Şimdi yakın mesafeden roketle eğer suikastı düzenlemek istiyorsak bizim bazı değişkenleri bir araya getirmemiz gerekiyor. Bunlardan ilki saldırı yapacağınız noktanın elbette ki Haniye'nin kaldığı yeri görmesi gerekiyor. Evet. Bunu cebe attık. İkincisi saldırıyı yaptığınız noktanın dağ polisi karakolu tarafından görülmemesi gerekiyor. Üçüncü nokta, bu noktanın mor ile işaretli askeri bölge içerisinde, tellerle örgülü askeri bölge içerisinde bulunmaması gerekiyor.
Ve son olarak oraya ulaşmanız gerekiyor. Yani hem bir geliş hem de bir kaçış yoluna ihtiyacınız var. Şimdi burada bazı elemeler yaptık, filtrelemeler yaptık. İlk öncelikle buradaki bir 375 metre, 300 metre, 200 metre ve 500 metre mesafedeki noktalar polislerin görüş açısında olduğu için bu noktaları eledik. Hı hı. 230 ve 340 metredeki bu diğer noktaları ise şehre fazla yakın olması sebebiyle eliyoruz. Evet. Ve odayı doğru açıdan görmüyorlar bakın. Batı istikametinde görüyorlar. Bize kuzey istikametinden gören bir şey lazım. Yani penceresinin olmadığı yer. Pencereyi görmeleri gerekiyor ki içeride ne şurası, var ne yok. Şurası pencereyi evet. Göremiyor değil mi? Evet. Hatırlarsanız batı kısmında batı. Pencere olmaması evet. Bir anomali olarak nitelendirmiştik. Evet. Dolayısıyla bizim kuzey tarafından gören bir noktaya ihtiyacımız var. Şimdi bir tane daha 1575 metre mesafede bir noktamız var ancak burası da polis karakolunun görüş alanında. Hı hı. Geriye son orayı da eledik. Orayı da eledik. Bütün zaten, bu noktaları eledik değil mi? Şu maviyle gösterdiğiniz her yeri eledik. Evet. Zaten bu kısım mor alanın içerisinde. Kaldı burası. Bir tek burası kaldı. Burası suikast kaldı. İçin bir tane uygun noktamız var. 1060 metre mesafede. Daha polisine görünmüyor. Bir patikası var. Kaçabilirsiniz. Ve Haniye'yi kuzeyden şahane bir açıdan görüyorsunuz. Şimdi diğer görsele geçelim. Hemen bakalım. Bu görselin açısı da askeri bölgede olmayan, polis karakolunda görülemeyen ve Haniye'nin odasını görebilen tek yapı. Bir yapı, unutmuyoruz. Yapı. Yani, sadece bir yol kenarı değil burası. Bir yapı. Ne olduğunu biliyor muyuz? Nasıl, ne için biliyoruz, az sonra göstereceğim. Tamam. Buradan da bir perspektif vermek istedik. Yani hı hı. Bu noktadan baktığınızda Haniye'nin konumunu net bir şekilde görüyorsunuz. Askeri bölge içerisinde değilsiniz. Ve bu tepe sizi polis karakolunun görüş alanından koruyor. Şimdi gelelim burada ne olduğuna. Ya diğer görsele. En rahat görülebilir yer burası. Evet. Yani doğru filtrelemeleri yaptığımızda hı hı. Son olarak elimize 1060 metre 1060 mesafedeki. 1060 metre mesafe. 1060 metre yani 1 kilometrelik bir mesafe. Yaklaşık 1 kilometrelik bir mesafe. Şimdi burada ne var? Gelelim 13 numaralı görsele. O 1060 metre mesafede bu mu var? 1060 metre mesafede tam olarak ne bu? Burası bir kafe, bir restoran. Kafe. Yani şöyle düşünün. Buraya gelip Haniye'nin kaldığı odayı muhteşem bir manzaradan görerek çayınızı kahvenizi yudumlayabiliyorsunuz. Binanın mimari özelliklerine baktığımızda daha yüksek bir noktada konumlandığını görüyoruz. Üst kısmının kapalı olduğunu, bir tenteyle kapalı olduğunu görüyoruz. Hı hı. Şimdi saldırı gece iki sularında meydana geldi. Evet. Yani o saat aralığında bu kafe kapalıydı. Dolayısıyla bizim ihtimalleri ya en aktif yüksek olarak gördüğümüz kullanılan nokta. Bir yer burası değil mi? Normalde, evet, normalde. Aktif olarak kullanılıyor. Ancak suikast saatinde ve tarihinde burası kapalı işletme kimseye servis vermiyor. Ya gece o saatte kapalı olması normal bir şey. Tabii ki normal. Ama binanın özellikleri gereği hem daha hakim bir noktada bulunuyor oluşu, üst tarafının kapalı oluşu yani gizlenmenize olanak sağlayabilecek bir konum burası. Dediniz ki biraz önce bir girişi ve kaçış içinde başka bir yolu var. Evet. O burada görebiliyor muyuz bu görselde o yolları? Bu önünde gördüğümüz kısım aslında o patika. Bir önceki görselde tekrar dönebilir miyiz? Bir önceki görselde de görebiliyoruz. Tamam. Evet. Şu patika bakın. Ha o biraz önceki hı-hı. Gördüğümüz yol burası aslında. Aynen öyle. Yani şuradan falan çekilmiş bir peki kaçış var. İçin arkada bir yol var mı? Şurası bir yol mu mesela? Evet, şurada burası gördüm. Bir yol. Şimdi, buradan devam ediyor. Aynen öyle. Şimdi devam edelim o yapıyı tekrar görelim. Fotoğraftan devam edelim. Yapıyı tamam. Tekrar görelim Gizem. Evet. Şimdi burayı en optimal, en uygun yerlerden yapan son değişkenimiz de kaçış ihtimallerinin olması. Hı-hı. Neden? Çünkü bu saldırıyı düzenledikten sonra elinizde muhtemelen 12 kilogramlık kocaman bir roketle tahranın içine kaçamazsınız. Bu pek akıllıca olmayacaktır. Dolayısıyla şehrin dışına doğru, kuzeyine, yamaçlara doğru, Hazar Denizi istikametine doğru kaçmanız gerekiyor. Hı hı. Şimdi ekibimizin yaptığı diğer incelemelerde kullanılmış olabilecek roket cinslerini de inceledik. Spike LR2 cinsi bir roket kullanılmış olabileceğini düşünüyoruz. Raporumuzda da bu detaylar mevcut. Bunu iki kişi rahatlıkla kullanabiliyor. Ve taşıyabiliyor. Evet. Aşağı yukarı 12 kilogramlık bir ağırlığı var. Hı hı. Füzenin kendisinin. Hı hı. Ve çeşitli parçalardan oluşuyor. Ek olarak fırlattığı mühimmat da 12.7 kilogram
ağırlığında bir savaş başlığı taşıyor. Enkazın üzerindeki o cerrahi hasarı hayal ettiğimizde çok fazla patlayıcının kullanılmamış olması son derece mantığa uygun. Ve bu senaryoyu incelediğimizde, düşündüğümüzde ise 12.7 kilogramlık bir patlayıcının bu mesafeden fırlatılıp 1000 metre, 1060 metre. Evet, suikastın gerçekleştirilmiş olma ihtimali var. Şimdi peki buradan ne çıkarabiliriz? Bu kuzeye doğru devam eden, Hazar Denizi istikametine doğru devam eden yol üzerinde kuyular var mı? Yani siz bir füzenin parçalarını nereye saklayabilirsiniz? Onu sırtınıza alıp kaçıramazsınız. Bölgede saklayabilecekleri uygun yerler, alanlar var mı? İran belki de artık bunları soruşturmaya başlayabilir diye düşünüyoruz. Evet, peki devam edelim şimdi. Yönetmenimden rica edeyim. Bir diğer görsele bakalım. İran'ın hava savunma sistemlerini gösterdiğiniz bir görsel. Evet, burada ionosfer parazit ölçümlerini görüyoruz. Çok ne demek kısa. O? İyonosfer parazit ölçümleri bizim açık kaynaklardan bir bölgedeki radar sistemlerini veya askeri hava savunma sistemlerini tespit etmemize yarayan bir kaynak. Kaynak. Ve bu kaynakta kırmızı ve mavi şeritlerle gösterilen renk değişimleri olduğunda biz burada bir hava savunma sisteminin varlığına veya bir askeri radarın varlığına ihtimal veriyoruz. Bu bunları gösteriyor. Şimdi bu görselde İran'ın genel bir çerçevesi, genel bir fotoğrafı var. Bir sonraki görselde ise hemen bakalım. Bir sonraki görselde ise daha spesifik. Burada Tahran üzerindeki radarları ve askeri hava savunma sistemleri olabilecek bulguları görüyoruz. Bakın bu kısımlarda kırmızı şeritler var. Yani şehrin güney kısmında ciddi bir radar aktivitesi görebiliyoruz. Kuzey kısmına baktığımızda ise burada ve burada başka radar sistemlerinin varlığına şahit oluyoruz. Bu şu demek, İran herhangi bir günde Tahran'ı böyle koruyor. Herhangi bir günde. Evet. Tahran'ı böyle koruyor. Buradaki başlangıç tarihimizde, bitiş tarihimizde bu genel bir harita. 2019'dan 2024'e kadar olan verilerin bir arada olduğu bir görsel. Yani herhangi bir günde özel bir durum olmadan İran böyle korunuyor. Peki. Peki Haniye'nin orada olduğu gün nasıl korunuyor? Şimdi desem? bizim yaptığımız analizlerde şunu gördük. Haniye'nin orada olduğu gün farklı hiçbir şey yoktu. Yani tekrar GPS'lere de geliyoruz. Hani hem GPS'lere hem de bu yanosar verilerine. Sıradan bir koruma. Aynen. Ya özel hiçbir şey, özel hiçbir şey yapılmamış. Radarlarda. Radarlar özelinde özel hiçbir önlem alınmadığını görüyoruz. Bu da İran yetkililerinin cevaplaması gereken bir başka sorulardan soru olarak biri daha karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdi bu anlattığımız her şey kısa menzilli bir roketle suikast ihtimalinin nasıl olduğuna dair de. Bir senaryo anlattınız. Bir senaryo anlattık. Yani eğer biz kısa menzilli bir Spike LR-2 roketiyle Haniye'yi vurmak isteseydik nereden vururduk? Çok nereye da doğru akla kaçardık? Mantığa yatkın verilerle. Evet, yani matematiksel verilerle, analitik önermelerle bu sonuca ulaştık. Bu birinci senaryomuzdu. Muhtemel gördüğümüz senaryolardan biri. Şimdi bir diğeri ise diğer görsele geçince hemen, anlatmaya başlayalım. Hemen diğer görsele alalım. Şimdi burada ne görüyoruz? Burada ne görüyorsunuz? Var. İki adet uçak görüyorsunuz. Bu görsel İsrail'in Yemen'e Hudeyda Limanı'na düzenlediği saldırıdan bir görüntü. Bunu sosyal medyada buluyoruz. Ve Eyla üzerindeki bir görüntü. İki adet uçak gözümüze çarpıyor burada. Birincisi, daha önce yani Haniye, 20 Temmuz tarihinde yapılmış bir suikastinden daha önce evet. Yapılmış bir saldırı anı. Şimdi bu fotoğrafı neden koyduk? Bizim ihtimallerimiz dahilinde düşündüğümüz diğer senaryoda F-35 cinsi stealth karakteristiğe sahip uçaklarla bu suikastin gerçekleşme ihtimali. Bu ikinci senaryo. Bu ikinci senaryomuz. Birincisi kısa menzilli roketli. Bu F-35 mi? Hayır, bu bir F-35 değil. Değil. Bu bir Boeing 707-300 tipi uçak. Bu bir F-35. Bu bir F-35. Şimdi neden F-35? Bu saldırıyı düzenleme kapasitesine ve özelliklerine sahip İsrail Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan tek uçak F-35. Çünkü stealth karakteristiğe sahip. Yani radarda görünmüyor bu uçaklar.
Şimdi bu ihtimali değerlendirirken önceki olaylara bir göz attık ve bazı referanslar edinmeye çalıştık. Şimdi gerçekleştiği mesafe itibariyle İsrail'den Tahran'a bir F-35 savaş uçağının gitmesi ve dönmesi menzil açısından mümkün değil. Şimdi matematiksel olarak herhangi bir hata yapmamak adına F-35 cinsi bir savaş uçağının boş haliyle, yani yüksüz haliyle olan menzilini referans aldık ki bu 2200 kilometrelik bir değer. Ve bunu Tahran ve İsrail arasındaki mesafeyle karşılaştırdık. Tahran'dan İsrail'e uçmak isterseniz aşağı yukarı 1600 kilometrelik bir mesafe kat etmeniz gerekiyor. 1600 gideceksiniz, 1600'e döneceksiniz. Toplamda 3200 kilometrelik bir yol kat etmeniz lazım. Uçak boş olsa dahi. Ve F-35 cinsi bir savaş uçağı, takdir edersiniz ki bunu havada yakıt ikmali olmadan gerçekleştiremez. Yemen saldırısını bu yüzden tam olarak referans almak istedik. Çünkü Yemen'de yaptıkları saldırıda F-15 ve F-35 cinsi savaş uçakları kullanıldı. Ek olarak tanker uçakları kullanıldı. Yani biz bu saldırıda tanker uçaklarıyla havada yakıt ikmali yapıldığını biliyoruz. Ve bu görselden de kendimize şöyle bir bilgi çıkardık. Bu bir Boeing 777-300 boyası, motorlarının sayısı, boyutu itibariyle İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak. Yani biz bir F-35 saldırısı ihtimalini değerlendirmek için de radarda bir Boeing 707-300 tipi uçak aramalıyız. Peki Amerikan üstünden kalkmış olabilir mi? Yani siz dediniz ya işte İsrail'den gidecek Tahran'a, Tahran'dan geri dönecek. Arada çok büyük bir mesafe var. Amerikan üstünden kalkmış olabilir mi? Amerikan üstünden kalkmış olabilir ancak biz İsrail üzerinden, Nevatim hava üssünden özellikle kalkıp oraya tekrar geri dönmeleri üzerinden senaryolarımızı gerçekleştirdik. Ve İsrail'in bu operasyonu bağımsız şekilde yürüttüğünü varsaydık. Şimdi diğer görselimize geçelim. ABD'den bağımsız olarak yürüttüğü varsayımı üzerine ilerliyoruz. Buradaki senaryoların her biri İsrail'in bu saldırıyı bağımsız olarak düzenlediği senaryoda gerçekleştiriliyor. Evet, şimdi bir diğer görsele geldik. Burası sadece dönüşte ikmal yapacaksa diye bir nokta. Şimdi 3 farklı senaryo var elimizde. Birincisi sadece dönüşte ikmal yapabilir. Nevatim hava üssü burası. Nevatim hava üssünden kalkacak. Haneyi vuracak ve geri dönecek. Menzil sınırları dahilinde düşündüğümüzde Süleymaniye üzerinde, Irak üzerinde bir hava ikmali gerçekleştirmesi gerekiyor. Eğer böyle bir senaryo yaşandıysa. Burada da teorik bir uçuş rotası görüyorsunuz. Uçak Nevatim'den kalkıyor. 1600 kilometre yolunu kat ediyor. Haneyi'nin kaldığı yeri vuruyor. Tekrar en yakın Irak sınırına en yakın yer olan Süleymaniye semalarına geri dönüyor. Ve ivedi bir şekilde burada yakıt ikmalini gerçekleştiriyor. Şimdi bu senaryo çok muhtemel olmayan bir senaryo olduğunu düşünüyoruz. Çünkü uçağın bu seyri gerçekleştirmesi demek yaklaşık menzilinin %93'ünü tüketmesi demek. Ki bir savaş uçağının %93 menzilini tüketmesi çok istenir bir durum değil. Genellikle %30 civarı menzil kaldığında yakıt ikmali gerçekleştirmeyi tercih ediyorlar. Bu gösterdiğiniz zayıf ihtimal. Bu zayıf ihtimallerden bir tanesi. Peki güçlü ihtimali görebilecek miyiz şimdi bir dahaki görselde? Bakalım diğer görsele geçelim. Şimdi burada da iki ikmalli bir görüntü uçuş rotamız var. Yine Nevatim üstünden kalkıyoruz. Ve ilk ikmalimizi burada Ürdün-Irak sınırı üzerinde yapıyoruz. Neden Ürdün-Irak sınırı üzerinde yapıyoruz? Çünkü Ürdün, İsrail'in bölgedeki müttefiklerinden bir tanesi ve daha önce de İsrail'in Ürdün hava sahasını kullandığını biliyoruz. Hareket alanı rahat. Daha rahat, evet. Irak'a kıyasla çok daha rahat. Ancak uçak Ürdün-Irak sınırında yakıt ikmali yapsa dahi gittikten sonra geri dönerken ikinci bir ikmal daha yapmak zorunda. Ve bu ikmal yine Irak hava sahası içerisinde kalıyor. Şimdi şöyle, Ürdün'den İran'a kadar olan mesafe aşağı yukarı 630 kilometre. Üçüncü senaryomuza da geldiğimizde şunu göreceğiz. Uçak bu 630 kilometrelik hat içerisinde bir yerde en az bir kez ikmal yapmış olmak zorunda. Peki bir diğer görsele geçelim mi o halde? Şimdi geçelim. Hemen. Şimdi F-35'ler stel karakteristikli ve gelişmiş savaş uçakları. Dolayısıyla bizim onları açık kaynaklardan izlememiz
çok da olası ve kolay değil. Hı hı. Ancak tanker uçaklarını saklamanız çok daha zor. Biz belirtilen tarih ve saatte İsrail'in bölgedeki askeri hava hareketliliğini inceledik. Ve bir Boeing 777-300 tipi... suikast saati mi? Evet, suikast saati. Burada İran saatiyle saat 1.50. 1.50'de tam İsrail, olarak da... tanker uçağı nerede İsrail, orada İsrail'in tanker tam? Uçağı bakın. Buradan Ürdün-Irak istikametine doğru gittiğini görüyoruz. Ve bu uçak tam da bizim ihtiyacımız olan demeyeyim, tam da aslında yakıt ikmali yapmak için gerekli olan uçak. Boeing 777-300 tipi İsrail'e ait bir savaş uçağı. Burada transponderını tam olarak doğu istikametine giderken kapatıyor. Hı hı. Şimdi bu şu yüzden değerli. Tam olarak suikastin gerçekleştiği saatte, saat 2 civarlarında. Evet. İran saatiyle saat 1.50'de doğuya doğru hareket eden bir tanker uçak görüyoruz. Tanker uçak var. Ya bu aklımıza tabii ki pek çok cevaplaması gereken soru işareti. Bu aslında döküyor. Sizin senaryonuza da uyumlu. Aynen öyle. Yani puzzle'lar tam olarak birleşiyor aslında. Evet. Saat 2'de vurulan bir hedef var ve saat 1.50'de ve orada İsrail tanker uçağının olması da manidar tabii. Evet, tam olarak öyle. Peki devam edelim şimdi. Bir son diğer... görselimizde artık tanker uçağın son konumunu görüyoruz. 1.50 İran saatiyle 1.50 ve tam o noktadan bu uçağın menzil limitlerini görselleştirdiğimizde böyle bir çember çıkıyor. Yani o uçak transponderını kapattıktan sonra bu bahsettiğimiz çember içerisinde herhangi bir yere gitmiş olabilir. Ve görüyorsunuz tanker uçağın menzili Bağdat sınırlarına, yani İran-Irak sınırına kadar uzanabiliyor. Hı hı. Tabii ki bu noktadan sonra transponderını kapattığı için net bir bilgi yok elimizde. Ama az önce tam olarak sizin de belirttiğiniz gibi bizim senaryolarımızdan birine tam olarak uyumlanıyor oturuyor. Aslında yani evet. O senaryo değil mi? Çünkü orada bir önceki görsele tekrar geçebilir miyiz Gizem? Tam o tanker uçağın saatini bir önceki görsele tekrar geçelim grafiğe. Evet, yani tam da suikast saatinde İsrail evet. Tanker uçağı Ürdün'e doğru. Ürdün'e doğru seyir halinde. Seyir halinde. Ve tam bu noktada saat 1.50'de transponderını kapatıyor ve biz artık onu izleyemiyoruz. Bu ne demek? Yani buradan gidip ve Haniye'ye o füzeyi bırakmış demek, olabilir demek. Bu uçağın değil, ancak bir F-35 uçağına yakıt ikmaline gidiyor olabilir demek. Çünkü bu bir bombardıman uçağı değil, bir tanker uçağı. F-35 cinsi bir stealth karakteri. Yakıt ikmalini buradan almış olabilir. Evet, bizim bulgularımız bu şekilde. İki ihtimal üzerinde durduk. Az önce de bahsettiğim gibi biri yakın mesafeden bir roket atışı olabileceği üzerineydi. Enkazın tahribat gücü, özür diliyorum, enkazın tahribatının son hali ve bu saldırıyı düzenleyebilecek mühimmatlar düşünüldüğünde. İkincisi de radar verilerinde baktığımızda çok uyuşan bir F-35 senaryomuz var. Bu ikisi bizim açık kaynaklardan derleyebildiğimiz senaryolar. Peki şimdi sonuca gelelim. Siz sonuçta da bir uzun uzun bir değerlendirme yaptınız bütün bu senaryolara ilişkin. Evet. Bu raporun kanaati nedir? Yani burada böyle bütün matematiksel hesaplarla yapılmış tüm detaylı olarak ortaya koydunuz ama zayıf ihtimal, olası ihtimal olması mümkün senaryonuz da var tabii. Evet. Yani iddia edilenin aksine uzun menzilli balistik bir füzeyle vurulmuş olma ihtimali zaten hiç bahsetmedim. Evet. Bu, ya onu zaten o hiç düşünülemiyor değil mi? Evet. Şimdi bizim en muhtemel gördüğümüz iki senaryomuz var. Bunlardan olması muhtemel olan yakın mesafeden bir roket vasıtasıyla bu suikastı gerçekleşmiş. Ben yönetmenimden 13 numaralı grafiği tekrar isteyeyim. O çünkü çarpıcı bir veriydi. Sonrasında bunu isteyeceğim ama öncelikle 13'ü Gizem. Evet, 13 numarayı isteyeyim. Haniye'nin konumu ve karşısındaki 1060 metre mesafedeki. Evet. Evet, bu. Bu. Yani şurada çizdiğiniz perspektif çok akla yatkın geliyor aslında. Yani çok mantıklı evet. geliyor. Haniye'nin konumu hemen karşısındaki 1060 metre mesafedeki evet. yapı ki biraz önceki fotoğrafta da gördük. O yapıdan yapı diye bahsettiğimiz yer bir kafe. Evet. Peki şimdi burası dağlık bir alan, çok yerleşim yok. Evet. Orada bir kafenin olması nasıl, mantıklı bir şey mi? Yani orada bir kafenin olması. O eski bir bina mı? Ne kadar eski olduğunu bilmiyorum. Ancak bölgede
kayak merkezleri vesaire de var Tahran'ın kuzeyinde. Yani bu nedenle olabilir. Tabii ki, tabii ki. Bu dağ karakolunun hemen üzerinde farklı yerleşkeler de mevcut. İnsanlar şuralar buraya... yerleşkeler mi? Burası Tahran şehri. Tamam. Burası Tahran şehri. Tamam. Perspektifimizden görünmeyen daha kuzey kısımlarda ise. Ama bu Tahran'la bu burasının arasındaki mesafe nedir mesela aşağı yukarı? Kaç kilometredir? Yani şöyle düşünelim, buraya 1060 metre ise aşağı yukarı 1,5-2 kilometre mesafede Tahran şehrine artık ulaşabilirsiniz. Tahran burada başlıyor artık oradan. Evet. Zaten hatırlarsanız bakın 230 metre yakınlıktaki, 340 metre yakındaki ve 500 metre yakındaki yerleri de şehre çok yakın olması sebebiyle elemiştik. Ama burası onlara göre çok daha optimal bir nokta. Evet ve şurada tekrar isterseniz göstereyim, bir patika var önünde, ulaşılabilir evet. Bir yer. Buradan bir etrafında patika var. Da başka bir yapı yok. Evet, yakınında o saatte çok yakınında karanlık, başka bir şey yok. Karanlık, aydınlatma üstü kapalı, yok. Üstü kapalı. Üstü kapalı. Korunaklı yani, bir yer. Evet, kuzeyden yani devam ederseniz Hazar Denizi'ne doğru ulaşan yoldan kaçabilirsiniz. Ve bu bölge zaten çok insanların bulunmadığı bir yer olduğundan malzemelerinizi saklama ihtimaliniz de var. Yani zaten soruşturmanın biraz daha bu yönde de belki ilerlemesi gerekiyor. Tahkimatlarının, o füzenin tahkimatlarının parçalarının nereye saklandığı, kaçırıldığı veya bu ihtimallerin yetkililer tarafından soruşturulması gerekiyor. Çok detaylı bir araştırma yapmışsınız gerçekten. Yani bütün böyle bir matematiksel olarak adım adım çeşitli senaryolar üzerinde. Bilmiyorum İran bu kadar detaylı bir araştırma yaptım ama siz gerçekten bu senaryoları ya şimdi böyle anlattığınız zaman tabii yani hem bu senaryo değil mi olası evet. Görünüyor yakın mesafeden kısa evet. Menzilli bir saldırı işte burası Haniye'nin konumu ve direkt görebiliyor ve askeri bölgenin dışında evet. Ve dağ polisinin görüş açısının da dışında kesinlikle değil mi hiçbir şey burayı görebilen herhangi bir güvenlik noktası yok. Yok hayır. Yani dağ polisinin göremediği bir nokta tellerle örtülü askeri bölge içerisinde değil. Ve burada herhangi bir gözetleme kulesi vesaire de saptamıyoruz. Ek olarak kuzeyden dediğim gibi kaçabiliyorsunuz da bu da çok önemli. Evet. Yani şimdi bu araştırmanın sonucunda iki olasılık çok yakın evet. Görünüyor. Hem bir F-35 ile saldırı evet. Hem de böyle kısa menzilli. Peki yani size en yakın gelen senaryo hangisi? Ya şimdi her ikisini de destekleyen ve desteklemeyen pek çok bulgu var aslında elimizde. Biraz onları anlatın o zaman bize şimdi. Yani buranın desteklenmesinin sebebi az önce de bahsettiğimiz gibi çok optimal bir nokta olması. Evet. Ancak buradaki soru işaretleri de kısa menzilli bir roketi nasıl soktunuz Tahran'ın içerisine? Bu da ayrı bir soru işareti. Şimdi bu kadar yakın bir mesafeye 1060 metre yakınına gelebiliyorsanız Haniye'nin bu içeriden bir destek almadan yapılabilir mi? Yani yapılıp yapılamayacağı bir soru işareti. Ancak biz bu senaryoyu incelerken içeriden herhangi bir bilginin alınmadığı senaryoları varsayımıyla hareket ettik. Yani buradan siz kendi gözlem araçlarınızla kuzeyde de bir pencere olduğu için Haniye'nin içeride olup olmadığını bu binanın içerisindeki başka bir kaynağa dayanmadan tespit edebilirsiniz. Ve doğru zamanda doğru atışı yapabilirsiniz. Çünkü yani hedefinizin şimdi, içeride olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şu grafik öyle geliyor ki yani bana öyle geldi bilmiyorum. Belki siz diyeceksiniz ki hayır Esra'nın komplocusunuz diyeceksiniz ama bilmiyorum yani. Yani sanki özellikle seçilmiş burası. İşte anlattınız biraz önce. Bu cephede penceresi var. Evet. Diğer cephede yok. Evet. Ama bu cephede var. Yani öyle bir yer seçilmiş ki tam 1060 metre karşısında da bir yapı var. Böyle tam karşısında görüyor. Odasını görüyor burası değil evet, mi? Evet. Ve herhangi bir güvenlik noktasından da radarına girmiyor. Yok hayır. Ve enkazın fotoğrafına gelebilirsek onun hakkında da birkaç şey söylemek isterim. Kaç numaralı fotoğraf hemen bakalım. Hemen enkaz fotoğrafını da rica edelim yönetmenimden. Yani 9 numaralı fotoğrafta. 9 numara. Evet 9 numara da gelsin. Hah bu. Şimdi bakın Esra Hanım çok cerrahi bir saldırıdan bahsediyoruz burada. Çok cerrahi bir saldırı görüyoruz. Şimdi dikkat ederseniz yalnızca tek bir oda ciddi bir zarar görmüş. Ve bu odanın içerisinde de yalnızca iki kişi hayatını kaybetmiş. Yani hemen yanındaki oda yalnızca pencereleri falan kırılmış. Yani çok majör bir tahribat yok binada. Bu da şu demek. Büyük bir savaş başlığına sahip mühimmatla vurulmadı burası. Dolayısıyla hani mesela bir balistik füze ihtimalini konuşuyor olsaydık eğer
400 kilogramlık bir savaş başlığından bahsedecektik ki 400 kilogramlık bir savaş başlığı burayı yerle bir edebilecek kapasitede. Evet. Ancak iddialar daha 7-7,5 kilogram arasında bir patlayıcıyla bu saldırının gerçekleştiği ihtimalini bize söylüyor, ifade ediyor. Ve bizim yakın mesafeden atıldığını varsaydığınız o hipotetik roketimiz de 12,7 kilogram ağırlığında. Evet, yani bu da diğer senaryoya tam uyumlanmış bir şey. Evet, öte yandan F-35'i düşündüğümüzde hep bu senaryo üzerinde kaldık, bir de F-35'e evet. Dönelim. Stealth karakterisine sahip olan bir uçaktan bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir savaş kabiliyetidir. Yani İran'ın sahip olduğu radar sistemleri bu uçağı görmemiş olabilir ve bu uçak gelmiş, hedefini vurmuş ve hiç kimseye görmeden ayrılmış da olabilir. Evet. Bu senaryomuzu destekleyen bir tanker uçağımız da mevcut. Ancak dediğimiz gibi biz açık kaynak istihbaratı yapıyoruz. Açık kaynaktaki siz verileri bütün topluyoruz. Siz bu verileri açık kaynaklardan aldınız, evet. Ve böyle bir rapor, çarpıcı bir rapor hazırladınız. Ve evet. Artık takdirde tabii güvenlik kaynaklarının. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür Kıymetli efendim. Katkılarınız için sağ olun.